Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde top lane'de sinç oynayacağız. mincharım <laughs> Karşımızda Garen var. Buradan şimdi prox oynayacağım için ne yapıyorum abi? Hareket hızı bakımından tabii ki phase rush yani işlevsel bir ürün tercih ediyorum. Aynen bu ürünler. ikinciden şöyle cashback artı bunu alabiliriz. Kaydedelim. Kaydedelim. Kaydedemedik. Tam sıkıntı yok. Böyle girdiğimiz ürünü canlar size göstereyim. Oyuna bu arada çok hızlı giriş yaptık. Mesela şuradan kara mürümüzü alalım. Direkt ufaktan orman içine girmeye çalışacağım. Şimdi canlar girdiğiniz ürün şuradan sol alttan bakabilirsiniz. Yenilmez girmek istemiyordum normalde çünkü fighter ürünüdür. Gördün şuraya ward attı. Çünkü buradan başlayacak. Yani buralarda gezdiğine göre burada başlayacak muhtemelen. Yani proxy geçirtmeyebilirler beni ama deneyeceğim geçmeyi. Geçemezsem sıkıntı yok. Koridorun orta aşamasına geçebiliriz. Şuradan şöyle bir sızmaya çalışayım. Bir ufak ileri geri yapıyorum. Bekliyorum şu anda. Bot tarafında gözükmüyorlar bakınız. Bot tarafında kimse gözükmüyorsa demek ki buradalar bunlar. Bir çıkayım. Tamam. Yerim bilmiyorlar. İyi Garen görmedi bizi. Şuradan yalandan çıkayım. Tamamdır. İki kulenin arasındayım abi. Şimdi iki ihtimal var. Ya orada orman kampını bırakacaklar bana gelecekler. Ya da ben minyonları keseceğim. Hemen şuradan şöyle tık alalım. Bakın bir Q bıraktık çıktık altından. Düz vuruş. Q tekrar bıraktım. Çektim. Basılı tut çek şeklinde yapıyoruz. Potum bastım. Şuradan hemen bir çalı, gir girişik yapalım. Gördüğünüz gibi abi bütün minyonları bakın canım çok bir miktar azalarak kesmiş oldum. Şimdi burada base basacağım. Neden base basacağım? Garen çıkarsa base atmış olacağım. Ve cana full koridora döneceğim. Garen burada çıkmazsa minyonlara giderse. Tamam çıktı Garen. Devam ediyorum. Burada ölmem pahasına geliyorum. Niye? Q'yu bastım. Beni kovalamak istiyorsa kovalasın. Tamamdır. Bak şimdi minyon kaybediyor şu anda arkadaşlar. Proxy'nin amacı budur zaten. Ben alabildiğim yöne almaya çalışıyorum. Güzel. Arkacıları aldık. Okey. Şimdi bakın burada level kaybetti. Bir wave'i kaybetti komple. Aldığı XP beni öldürdü ya. Worth mü? Değil arkadaşlar. TP attım. Herhangi bir şey almayacağım. Şimdi bu adamın level'da önündeyim şu anda. Doğru muyum? Doğruyum. Adam ignite'ını kullandırttık mı? Kullandırttık. Benim her şeyim duruyor mu? Duruyor abi. Ghost'um duruyor. Canım duruyor. Şimdi bu adam şu anda benim önümde falan değil. Hemen geldim. Güzel bir takas. Q güzel bir takas attım. Hemen arkaya doğru atayım. Minyonla birlikte döverim bu çocuğu bir. Gel bakalım şimdi buraya. Flash'ını aldım. Ya da canını. Tamam dur ghost'u bastım. Evet. <laughs> Garen'i aldık abi. Şimdi proxy oynadığınız zaman isterseniz rakibimizi kesmeyebilirsiniz ama adam hata yapmış. Ben bu adamı burada öldürürsem XP kaybedecek mi? Kaybedecek. Şu anda X'de çok önüne geçtim mi? Geçtim abi. Devam. Bu minyonları kule altına sokacağım. Nasıl sokulduğunu bilmeyenler için arkadaşlar bakın şimdi. Minyonlar alıyorsunuz bu şekilde üstünüze. Bak bütün minyonlar kule altına girdi. Şimdi burayı da keseceğim öleceğim ondan sonra. Yani normalde ölecek ölecektim ama şu anda ölme fırsatım yok çünkü Garen çıktı yola geliyor. Tamamdır. Bunu burada aldık abi. Çıktık. İlk alacağımız eşya ne? Bunu biliyorsunuz zaten. Simbiyotik çizmeleri. Hemen base'imizi atalım. Şurada çalıda base atayım. Orada minyonlar almadan buraya gelemez. Gelirse minyon kaçırır. Ki gelirse ben anlarım zaten. Şuradan buraya klik atar. Burada base atarım. Garen şu an bana gelemez. Çizmesini hemen simbiyotik alıyorum. Canlar main karakterim olduğu için burada çok rahat oynarım. Yani Mesela int Sion isteseydiniz benden bu kadar verimli olur muydu tartışılır. Ben yine onu da oynarım. Ama karşımızda Garen var. Öncelikli olarak bu tarz karakterlere karşı benim tavsiyem proxy oynamayın. Inting oynamayın. Nedeni ise şu. Abi çar bir E çeviriyor. Bu arada enayili Garen'in burada. Direkt ortada yapsa bu işi. Çok daha rahat yapar ve çok daha hızlı ittirirdi. Ve bana minyon kaybettirirdi. Ama şu an ben sadece bir adet minyon kaybederek koridora geldim. Bunun da XP'ni aldım gördüğünüz gibi. Bir şey vurabilecek mi? Bu arada gel vur kanka yiyorsa. Bir daha keseyim ben seni. Hiç sıkıntı yok. Gel bakalım, Bu arada o büyük troll öldü. Yani büyük troll. Şöyle Q'yu basalım. Tamam bak herhangi bir skill atmıyorum şu an. Düz vuruş atacağım. Tamamdır bunu da kestim. Abi, abi o bu arada o minyon blok ne? Tamamdır minyonlar var. Şu an burada rahatım. Simbiyotim var. Tak diye base'i koyuyorum şimdi. Arkadaşlar bu arada main karakterim ve karşımdaki der Plat Gold falan galiba. Hani orta seviye bir çalak Bilginiz olsun. Hemen buradan bir tane kitap alalım. Ekstra minyon ettirme gücü. Devam. Normalde amacım proxy olmak ama adam hata yapıyor. Şimdi sen gelip bir bak. Şuraya geçtim. Şurada duramazsın. Bir sincek aç şurada duramazsın. Ghost ulti basar kule altına atar seni. Bunu öğrenin arkadaşlar. Bazı karakterler vardır. Oynayamazsınız. Gragas'a dive atılmaz. Riven'a dive atılmaz. Since de şuraya kadar giremezsin. Bir tane düz vuruş attı. Direkt eğil arkaya attım. Kulenin altına girdi. 2 hit öldü. Anlatabildim mi? Yapmayın. 3 level Garen. 5 level Sincce. Proxy oynayacağım. Müsaade etmiyor sağ olsun. Kendisi ölmeye program arkadaşımız. Minyona vurmaya geliyor. Tak attım geriye. Bu arada Garen'in şöyle bir kusur var arkadaşlar. Yani kusur demeyelim buna. Sinc'e karşı ufak bir counter diyebiliriz. Bir canda veya bir mana oyun yapmak istediğinizde müsaade etmiyor. Sizi susturduğu için Q'yu kapatamıyorsun. Alt oldum. Normalde dive'larım ama hiç gereği yok. Bana gelirse bu arada oynarım. Yani şöyle oynarım. Kule'de intiyemeden geldim bakın şimdi. Zehir bitsin. Bak zehir bitti. E'ye dönecek. Tamamdır gel bakalım minyona. Bakın bir hit yedim sadece. Onu da yemedim bu arada. Adamın canına kadar bıraktım. Şimdi ben bu adamı dayalayacağım bir sonraki turda dayalayacağım. Bitti. Dua etsem minyon bitti. Araba minyonsa ölmüştü bu arada. Çünkü araba minyon daha uzun süre tanklıyor ya benim de aim hızlı geliyor. Base attım. Tamamdır. Burada mesela tarihimiz olsa güzel olurdu. Plate alalım. Şimdi bu benim birazcık sint becerimle alakalı, Proxy'le ile alakalı diye onu söyleyeyim. Yani sint çok e, hakim olduğum bir içeride biliyorsunuz zaten main çarım. Yani masterlar cevap vermiyor benim sintçe. Bu ne yapıyor? Master oyuncular cevap vermiyor arkadaşlar benim sincime yani. Challenger'lara karşı bile oynamışlığım var. Hani çok şey oluyor. Zorbalıyorum adamları. basalım. Yetişecek mi? Susturdu için ki bozdu ya. Neyse. Biz, biz şurada basalım. Yani Challenger adam evet biliyor. Sincer karşına sönmesinin gerektiğini de biliyor. Az önce şu garına yaptığı bu basit hata yapmıyor. Ama şöyle bir durum oluyor günün sonunda. Adam diyor ki abi Sinç iğrenç oynuyor. Yani o kadar iğrenç oynuyor ki sinir hastası oldum, kanser oldum. Rica ediyorum hani bu adam bu çarıya banlayın. Bu adam karşımda oynamasın. Ya da ne bileyim bir çözüm bulun abi cevap olsun. Bu arada herif Doran'ı satıp Merkür almış. Tamamen hata hatalı bir hareket. Yani Phaser falan onu kurtarmaz. Hızlı kesen bitirme değildi erkenden. Çizme bitirmek güzel ama Doran'ı satarak değil. Ama yine gelirse arka atacağım. Tamamdır. Öğrendi. Bak Dayak ye, ye öğrendi abi Garen. Şimdi bu minyonu Q'yla alacağım. Çok vurdum tamam. Bunu bak Q düz vuruş. Bak şimdi. Bunu da Q düz vuruş. Uzaktan yapıyorum bu işi ki. Buna Q basma gerek yok ama çok az vurdular o yüzden. Garnet olsun atayım. Tekrar arkaya geçeceğim fırsat bulabilirsem. TP ile oynamamın, Ignite ile oynamamın sebebi sürekli arkada gezmekti. Ama Amumu trolleyip orman kempine bırakıp bana geldi. Bunun sonucunda ne oldu? Shaco farmda öne geçti. Beni arka geçirtmediler. Tamamdır minyonu Q attı. Garen bana gelemez. Kovalarsa sağ yer. Bunu farkında. Arkaya geçtim. Hiç umursamıyorum bak Garen ne yaptı. Ulti bastım bu arada. Şöyle gelmekle Garen gelene kadar biraz döveyim Biraz döveyim de Garen'in gelmeye niyeti yok gibi. Tamam ikisini kestim. Oynarlarsa kestim ikisini de. Postu battım arkaya attım. Çar bak şey attığı yerde bu arada. Flash attığı yerde neyse. Ah be adam altı oldu. Şu an dive'layabilir miyim bilmiyorum. Deneyelim. Tamamdır. Mükemmel adam flash'ını da aldık. Adam bu arada şey bitti gaz bitti ama. Ölmesin o minyon. Anla ki neyse. Bir hitlik daha kalsaydı minyonu çok iyi olacaktı. Ve adam 6 oldu bu arada. Hayatının şansını orada kullanmış olabilir. Can geldi çünkü herife. Ama flash'ını aldım. Canım şu an şeyde. Beni beyitliyor aklı sıra. W'ye beyitleyecek. Base'ini bozayım. Plate alacağım kaçacağım. Tamamdır. 3 tane de bir arada kurt gelmiş. Teşekkür ederim. Oraya girmem arkadaşlar. Bu candan kesemezsiniz Garen'i. W basar hasar tanklar. Üzerine. Bu arada şuradan itemimi alayım. Tamam. Tatsız tatsız. Şöyle bir şey yapabilirim ya. İtem bitirmem daha okey şu an. O pota ihtiyacım yok. Her zaman pot işe yarar ama şöyle bir durum var. Riley bitirmem daha çok işe yarar. Canlar %10, %20 canlılarda Garen oyun yapmayı seven çağrılardandır. İgnayeti olan bir Garen bu adam unutmayın. Bu arada takımın e, full kazanması beni ilgilendirmiyor. Amumun trolü. Amumu, Amumu oyunu oynayabilirdi ama bana gelmeyi tercih etti ve öldü. Kendi hatası yani. Shaco da sağa sola gitti doğal olarak. Şöyle ki bilmeniz gereken en önemli noktalardan birisi Garen W bastığında müthiş bir hasar azaltması kazanıyor ve 5 saniye boyunca arkadaşlar. Şimdi 5 saniye boyunca hasar azaltmasının ne kadar yüksek olduğunu benim gibi zamanla hasar veren bir çardan anlayamazsınız ne kadar yüksek olacağını. Kesemezsiniz. O adam ölmez. Ve size Q E çevirir, ulti ignite bırakır, kaçar. Ve siz kuleye böyle usul usul ignite'le birlikte ölürsünüz. Şimdi bu adam bana atlayabilir mi? Atlayamaz. İki ufak var aramızda. Gibinin var, slow'um var. Arkaya geçiyorum. Ama bu da aynı performansı bir daha bekliyorum. Umarım bir daha gelir bana. Ha yani şöyle bir senaryo olsaydı ama bu arada gitti aşağıda öldü. Takımcı önde olsalardı. Ama bu önde olsaydı, Garen önde olsaydı burada gelip beni keserlerdi. Ama şu anda beni kesme lüksü yok arkadaşlar. Sebebini biliyorsunuz yani. Ben zaten güçlüyüm şu anda. Şimdi minyonları burada keseceğim. Sonra base atacağım. Şöyle bir görüş. Buraya bir Q ile şöyle bir geçeleyim. Artık Q'yu biraz daha açık bırakabiliyorsunuz bu level'larda. Ama ilk level'larda Q'yu aç. Bas check yapmanız lazım. Yani bas check değil, bas check değil direkt. Yani az önce gösterdiğim gibi değil. Şöyle basıyorsun. Tık bir saniye tutup. Atıyorsun. Base'i bastım. Bana geliyor. Bay bay. Hemen bir tane kitap aldım. Let's go. Şimdi canlar şöyle bir durum söz konusu. Bas çek yapmamanızın sebebi bunun mana harcaması saniye başına olması. Saniye başına 13 mana harcıyor ya. Q'ya basılı tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Basılı tut, çek. Şeklinde yaptığınız zaman yine aynı mana yiyor ama daha uzun bir hatta Q bırakmış oluyorsunuz. Doğal olarak etkisi uzamış oluyor. Yani yol uzatıyorsunuz öyle söyleyeyim. Şimdi minyonla tanklayarak burada hasar almış Garen. Can avantajım var. 2 level üstünüm zaten. Ben takas atma lüksü yok şu anda. İstiyorsa atsın kendi bilir. Ama böyle birlikte keserim onları. CC chain'e sokmaları lazım. Sarayla susturup beni oyunu oynatmamaları gerekiyor. Ki bunu yapacak potansiyel var mı? Flat bir oyuncu da bilemiyorum. Bence yok. Şimdi mesela bu videoyu bak short atayım. <laughs> şey yazanlar çok oluyor arkadaşlar bilmiyorsanız. E, bizim tamamdır. Q'yu bıraktım. Ay. Tamam ben Q'yu yemedi diye düşünmüştüm. Bir tane vurayım. Kurt çalışsın. Ah ikinci itemim tamam süper. Böyle arkadaşlar short atıyorum. Aşağı böyle X elemanlar gelip. Bronzela. Demirella falan yazıyor. Ben tabii ciddi cevap vermiyorum. Ben dal geçiyorum onlarla. Ay sanıyorlar ki ben bu hareketleri üstlere de yapamıyorum. Ya bunu yazan adam mesela plattan zümrütten daha üst elde olma ihtimali var mı abi? Bence yok. Şahsi fikrim. Çünkü geçen gün birisi voley e'ye e başlamış, adam rezil oyuncu falan diyor. Yani voley e ye başlanmazmış. Sensin yazdım kanka dedim, sensin dedim. Şey yazıyor bir de senin eleolarda diyor öyle şeyler. <laughs> normal olabilir diyor. Çok güldüm. Yani hani bir şey bilmemek okey'dir ama bildiğini zannetmek herhalde en büyük cehalet yani. Yazık. Buradan hemen bunu alalım mı? Şunu alsak daha okey gibi geldi bana. Devam. 15 gold beklesem nasıl olur? Zaten minyonlar burada. Simbiyotikle de dönüştü. Hızlı döneceğim yerime. Tamam. Şunu al. Let's go. Ekstra hasar ha, Her zaman önemlidir. Yani özetle arkadaşlar ben bu hareketleri Master'da da yapıyorum. Ama bunu insanlara anlatmak çok zor. Yani insanlar zannediyor ki bu arada bunu yapamaz. Ölür şu anda. Yani Garen'in bana proxy atma şansı yok. Yani istiyorsa atsın. Gel kanka. Gel bakalım buraya. <laughs> Eyi arkaya attım. At flash'ını. Atmayacak mı? Atmayacak mı? Atmayacakmış peki. Ölür demiştim. Kendi de istedi. Ben sadece 2 milyon kaybettim. Bu milyon da aldım. Hani Garen'in bana proxy atması için Garen'in benden güçlü olması lazım arkadaşlar. Bir alay konusu vardır ya arkadaşlar yani Elon'da ayak parmağımla oynuyorum diye. Aynen öyle. Yani ben bu yorum yazan adamların Elon'larında cidden ayak parmaklarımla oynarım. Ve bu adamlar ezilirler ama niyeyse arkadaşlar bu bakın LOL'e özel bir şey. Bunun altını çiziyorum. Siz dostlar, kardeşler söylediğimi ister al ister alma. Senin beynin var mı? Kafanı çalıştırmak istiyor musun? Kendini geliştirmek istiyor musun? Şu an dediğimi ya ciddi alırsın, bir abin tavsiyesi olarak alırsın, ya da sen kendi bildiğini iddia eder, hayatta kaybeden olursun. Baştan söyleyeyim sana. İnsanlara iş öğretmeye kalkmayın arkadaşlar. Bakın küçük dostlarım size söylüyorum. Bir şeyi sizden daha iyi başkasının da bilebileceği ihtimalini her zaman düşünün. İnsanlara yorum yapmadan önce düşünün. Yoksa bu hayatta çok rezil olursunuz. Unutmayın ki iddiacı insanlar her zaman kazanmaz. Örneğin ben hiç iddiacı bir insan değilimdir. Herhangi bir şeyde çok fazla iddiada bulunmam. Kendi fikrimi belirtirim. Baktım karşı taraf çok zorluyor. Derim ki tamam sen öyle diyorsan öyledir. Derim ve çıkarım işin içinden. Çünkü şunu bilirim. Ben emin olduğum şeyi yüzde yüz bile emin olsam derim ki acaba yanılma payım var mı? Hani hem insanları yanlış bilgilendirmeyeyim hem de rezil olmayayım. Çünkü iddiacıysanız arkadaşlar rezil olursunuz. Net söylüyorum. Hayatınız rezaletle geçer. Millete kafa tutarsınız, büyük konuşur konuşur sonra o dediklerinizi yutarsınız. Bu yüzden de insanlar video çekmiş. Aa bu adam kötü oyuncu. Aa ben daha iyi biliyorum. Bu oyunu en iyi ben biliyorum. Aynen o yüzden de gold'tasın kanka. Aynen sen biliyorsun. Çünkü takımın fitliyor. Aynen kanka. Hı hı aynen. Gelin hadi bir daha dövelim. Bunlar kalanmamışlar arkadaşlar. Direkt ulti bastılar bu arada. Direkt ghost'u basıyorum uzaklaşıyorum. Uzaklaşamıyorum. Bahsettiğim buydu bu arada. CC çeyin. Tamamdır. Flash ulti yetmeyecek. Tamam da devam ediyorum oynamaya. Amun canı bir. Hemen gidelim Amun'ya. Onu kesemem ama Amun'yu keserim. Çalıya ward atmam lazım. Minyon'a peşine bırakmaması lazım. Tamam. Adamı yapmaya çalıştığını anladınız mı? Çalıya gidiyordu. Eğer ben çalıya kafa atsaydım Q'ya atacaktı. Burst'un atacaktı, beni kesecekti. Bu arada bu herifin hiçbir şey kalmadı. Burayı ittiririm ben. Beni yakalayamaz. Ben ne yaptım? W attım. Adamın bana Q atmasını engelledim. Ve erkenden çalıya e, totem attım minyonlar peşini bırakmasın. Yani minyonlar önümde koşmaya devam etsin diye yaptım bu hareketi. Bakın çok mikro bir oyundur ama şu anda amuyu kesmemizi sağladı. Flash atmasına rağmen. Liander de bitti. Burada arkadaşlar taba basıp bakmanız gerekiyor. 2 AP, 2 AD ya da 3 AP, 2 AD şeklindeler. Jack şu buraya mükemmel yakışır. Tank ağırlıklı ise vadi yarandır bilginiz olsun. Buranın şu anda itemi Jack şu. Peki hangi tarafa başlayacağım? Bakıyorsunuz abi itemlere. AP olan biraz daha güçlü ve 3 tane AP olduğunu varsayarsanız MR'a gitmeniz çok daha mantıklı. Bu oyun çok relax arkadaşlar benim için. Evet plat elede olabilirim ama ben demirde daha çok zorlandığımı anlatıyorum insanlara. Anlamıyorlar bunu ısrarla. Diyorum ki demir elo'da proxy oynamak daha zor. Üst elo'larda adam minyona gidiyor rahat oynuyorsun. Oyunun ta kendisi abi. Dakika minyon yaptım neredeyse. 5-1 gidiyorum. Güle oynaya. Bakın güle oynaya. Şu an sizle muhabbet ederek oyun oynuyorum. Farkında mısınız? Hani ayak parmaklarımla oynuyorum muhabbet. Aa işte bak. Al. Plat elo burası. Girin bakın abi hepsi altın, plat. Arada bir, birkaç tane silver var galiba bilmiyorum. Emin değilim. Böyle biraz karışık bir elo yatmış bizi. Sıkıntı yok. Şu anda bu diamond elo olsaydı aynı şeyi yapacaktım. Çünkü Stinch benim main'im. Bu oyuna vakit harcamış, emek vermiş bir insanım. Çünkü gelişmek istedim. Burada kendimi övmek, övmüyorum arkadaşlar. Yaptığım şey şuydu. Bunu daha önce de anlattım. Hazır vaktimiz var. Güzel video geçiyor. Chill video. Sizlere biraz hikaye anlatayım hadi. Kaynaştığımız bir video olsun bu da. İnternet kafeler olur ya arkadaşlar. Ben öyle bir yerde öyle başladım. Ve her zaman o... en son başlayan olduğum için en kötü oynayandım. Hepsinin chat pat ligi vardı. En azından bronzlu, silver'dı falan oyuncular. Arkadaşlarımdan bahsediyorum. Benim ligim yoktu abi. Çünkü daha yeni başlamışım. Hiçbir şey bilmiyorum. Botlara oyun kaybedeceğim utanmasam. Kötü bir oyuncuyum doğal olarak yeni başlamışım. Yani. Hani böyle ekipler ayrılır ya. İşte aldım verdim yapılır. Hani birisi bu arada top lane'e gitmiştim Fizo'da diye. O kule tutmam lazım. Saldım orayı. Aldım verdim yapılır ya. Hep en sona ben kalıyordum. O hissi bildiniz değil mi? O eziklik hissini bildiniz. <laughs> i̇şte o ezik olmak beni çok mutsuz ediyordu. Hep en sona kalmak. Hani akın olsa da olur olmasa da en son kalana kitleyelim hisse çok üzmüştü beni. O zamanlar hırs yaptım abi. Önce gold oldum. Böyle biraz kasıldım falan yani ilk böyle silver gold arasında bir yere yerleştim. İlk sezon tabii ki beni silver 4'e mi ne atmıştı oralarda süründüm yani. İkinci sezon beni bronza attı bir kere bronz oldum hayatımda. Sonrasında abi yavaş yavaş bronz, silver, gold oldum. Bir anda baktım plat olmuşum. Plat'ta belli bir süre kaldım, steklendim. Bu arada o zamanlar şunu hatırlıyorum. Sezon 2, sezon 3 civarında ben başladım oyuna. yani şöyle düşünün yani. Lucian daha çıkmamıştı. O kadar eski benim söylediğim tarih. Aatrox yeni çıkmıştı oyuna sezon 3 olması lazım. Neyse bu dönemde abi o dönemlerde şunu çok iyi hatırlıyorum. Plat Elo'da profesyonel oyuncu aranıyordu arkadaşlar. Artık akademi takımlarını mı arıyorlardı? İkincilik miydi bilmiyorum. O kadarını sizlere bırakıyorum yorumu. Ama çok iyi hatırlıyorum. Plat 1 ve üzeri oyuncular seçilmektedir yazıyordu. Tabii ki adam takımın alacağı önceliği elmasa belirler. O zamanlar elmas da challenger'dı bu arada. Master falan yoktu öyle. Bir elo yoktu yani. Adam diyordu ki ya sen platın üzerinde elmas Elo'da bir yerde takılan bir yersin ya da challenger olman gerekiyor. Ben o zaman seni değerlendirmeyi alabilirim diyordu. Düşünün yani plat Elo'nun ne kadar yüksek bir yer olduğunu o zamanlar için. Ben de hırs yaptım plat oldum abi. Sonra belli bir süre stack kaldım. Stak kalmamın sebebi gerçekten iyi oyuncular olmasıydı. Levo'ya bile karşı oynamışlığım var bu arada bilginiz olsun. O da çünkü çok eski bir oyuncu. O da onlar o da plattı. Hatırlıyorum. Sonrasında biraz da hırs yaptım. Bir baktım abi Diamond olmuş. Farkında olmadan Riven e indim o zaman ben. Box Box izliyordum sabah akşam. Kendimi geliştirmeye çalışıyordum falan. Adamı izleye izleye herif Challenger'dı ve Riven oynuyordu. Köpek gibi oynuyordu bu arada. Hala favorimdir. Favori Riven oyuncumdur yani. Adam köpek gibi oynuyordu abi. Ben de adamı izleye izleye bir baktım oyun bilgim gelişmiş. Ben daha iyi bir oyuncu olmuşum. O noktada ise işte geri dönüş olmayacak şekilde gelişmeye başlıyorsunuz. Çünkü oyunda bir şeyleri aşmış oluyorsunuz ya. bir şeyler çözülüyor sizin tarafınızdan. Ha diyorsunuz. Bir aydınlanma geliyor. Bu hissi de şeyden bilirsiniz. Herhangi bir işi başardığınızı düşünün. Hiç bilmediğiniz bir iş yapıyorsunuz. Önce o kadar zor geliyor ki. Mesela bu konuda ben şeyi genelde örnek veririm. Derim ki Araba kullanmak gibi. Aramızda araba kullanan dostlar vardır illa ki. Yeni öğrendikleri zaman hatırlasınlar. Millet onunla bir şey anlatırken şey diyorlardı. Ulan debriyaj'a mı basayım, fren'e mi basayım, gaz'a mı basayım, yan aynaya mı bakayım, dikiz aynasına mı bakayım, vitesimi elime atayım, kolumu nereye koyayım diye düşünüyor. Her yaptığı şeyin nasıl yapacağını düşünüyor. Çok fazla şey yaptığını zannediyor. Ama bir süre sonra ne oluyor abi araba kullanmak? Sizin için ağızda sigara, tek el, kol dışarıda, camda tek elle araba kullanmaya başlıyorsunuz. Yanlış mı? Bu arada atlarsa ulti basacağım. Tamam. Skill'ini dojladım. W'ları dojladım. Tamam. Hmm. Burada ghost basacağım ama CC chain arkadaşlar sizi öldürtür. Buraya yapacak bir şeyim yok. Hani burada kralı olsa bir şey yapamaz. Benim hatam muhabbet ettiğim için takımın base attığını görmedim. Adamlar bana geldiler. Neyse biz hikayemize dönelim abi. Araba kullanmak nasıldır abi? Az önce anlattığım gibi. Bir süre sonra siz bir anda kamyoncuya bağlıyorsunuz. Çünkü artık bir şeyler çözüyorsunuz. Hani bir eşik var ya oraya atladınız. Artık bir şeyler çözüldü de he dediniz. O noktadan sonrası çorap söküyor. Araba kullanmak artık istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir araç haline geliyor ve gittikçe gelişiyorsunuz. LoL'de öyle bir oyun. Belli bir noktada hiçbir şey anlamıyorsun. Minyon nasıl kesilir, minyon nasıl dondurulur, nasıl ittirilir, şu an ne yapmalıyım, rakip ne yapıyor? O noktayı açtıktan sonra işte zümrüt, elmas arası oluyor bu genelde. He diyorsun ben bir şey de biliyorum galiba. Bronzlar demirlerden çok daha iyiyim diyorsun. İşte o nokta arkadaşlar sizin dönüm noktanız oluyor ve gelişiminiz hızla artıyor. Bu yüzden de şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu oyuna gelişmek istiyorsanız tek yapmanız gereken oyun spamlamak ve mümkünse iyi oyuncuları izlemek. Ben size mükemmel bir gameplay sunamam ama çok iyi bilgiler verebilirim. Bunları kullanıp kullanmamak size kalmış. Orada ona vurabileceğini zannediyor musun kanka gerçekten? Aynen kanka vurdun şu an. Bu arada herif arkadaşlar Doğan'ı kudreti aldı yani rezil bir item. Yani ilk item verene Doğan'ı kudret alacaksın. Cık, eyvah eyvah. Asla ama asla. Hız kesen olmalıydı. Oyunda bu arada ekstra bir şey yapmadım arkadaşlar. Sadece proxy attım. Minyon kestim. İtemlerimi aldım. Az sonra Jakshu biteceğim ve fightlara gideceğim ve oyun bitti. Cici. 3 eşyadayken sinç oyunu kazanıyorsunuz. Ama 6 eşyaya uzadığında kaybeden siz oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir algı var nedenini bilmiyorum. Sinç late çarı zannediyorlar. Arkadaşlar sinç late çarı değil orta oyun charıdır. 3 itemde güçlenir. 3 itemden sonra her saniye düşmeye başlar. Oyunun late game'i de çöptür. Bilginiz olsun. Çünkü herkes itemlendiği için siz güçsüz kalırsınız. Bu yüzden late çara değildir. Scale olur ama 3 item scale olur. Bilginiz olsun. FF geldi. Anlıyorum. Şu an bu arada rakipte tek güçlü kişi Kata. Bende de MR var. an var. Az sonra bir tane de gerekirse bir sıvışma eşyaz çekerim. Tamam bu ne yapıyor? AD Kerim'i korumak için W attım. Orada kill almam veya assist almam önemli değildi. Tamamdır. Jinx skin'i kaçırdı. Ghost'um olsa şu an Jinx ölmüştü. Onu da söyleyeyim buraya açılamaz çünkü disrespect bu. Karma'nın olması tatsız. Karma'lı oyunlarda genelde sinç olmayı sevmem. Janların olduğu oyunlarda, dulularda falan. Salmazlar çünkü seni. Ultima açtım bu arada. Tamam. Jin'e gidemezler. O Jin bu arada çok kötü flash kanka. Ya yani o kadar kötü bir flash attın ki yani. Adamın bir tepki vermesini bekleseydim bari. Jinx'i zonladık. Devam ediyorum. Bak Jinx'e gidiyorum şu an ama hani Jinx bak adım atamıyor gördünüz mü? Savaşa giremedi bile. Takım bu arada iğrenç oynuyor şu an arkadaşlar. Burada adamları bayağı canını azalttım ve ben dövdüm. Takım çok kötü oynadı. Jack şu bitirdik, çizmeyi sattık. Buradan Mercury'e döneceğiz. Oraya Jin sattı arkadaşlar. Nedenini açıklayayım. Tepki vermemeliydi. Flash tepkisi çok kötüydü. Zaten adamlar ona yaklaşamayacaktı bile. Amumu içeri girdiğinde flash'ını bassaydı Amumu'nun bütün kombosu boşa gidecekti ve Jin dönüp sıkmaya başlayacaktı. Ama adam flash attı ve artık harcayabileceği başka bir şey kalmadı zaten o noktada. Burada dur aldığım itemle şimdi iptal edeceğim. Gold geldi bir yerden. Şunu satalım. Aynen Merkür yetişti. Karamür kalsın üzerimizde. Merkür gerekiyor buraya ama Mus almıyor bize. Yediğimiz hasarın büyük bir çoğunluğu da bu arada AP'ymiş. Artık Jackshow'umuz var. MR'ımız da var Merkür'den. Hala AP hasar çok fazla yersem buradan döneceğim arkadaşlar. Force of Nature'a. Adamların katası güçlü ama farm kesememiş. 13 level. Ben 15 level'ım. Bu oyun direkt bizde arkadaşlar. Az önce Edi Kerim hatasından dolayı böyle şeyler yaşandı. O yüzden ekstra bir şey yapmaya çok gerek yok. Buraya gitmeyeceğim. Aldı zaten. Hemen barona başlıyoruz arkadaşlar. Gel. Hemen barona başlayın. Katarina ölüyor. Rakibi de en güçlü kişi. Savaşmak isterlerse daralana girmek zorundalar. Garen botta ve TP'si yok. Baron bizde. Jin şu anda trollüyor. Jin yaptı trolldür arkadaşlar. Resmen trolldür bu arada. Baron varken buna vurmazsınız. Adamlar geldi yani. Yetişti adamlar buraya. Ghost'u bastım. Koştum üstlerine. Attım karmayı arkaya. Karma gerisi kolay Gel buraya. Hadi kaç Jinx'e de kaçacaksın? Hop. Ammuyu dojluyorum şu an. Tamam. Takım beni unuttu bu arada burada. Okey. Garip takım abi gerçekten çok garip bir takım. Ama aldık okey. Oyalıyorum oyalıyorum. Onun için oyalıyordum ama atamadım. Çok hasar edeyim ya bir anda. Takımın trollü bu arada arkadaşlar. Yani fena kötü oynuyorlar onu net söyleyebilirim. Flat felon hiç değil. Jinx. Ooo fizikmanı iyi gördünüz mü? Takım çok kötü oynuyor. Şimdi goy goy bırakıyorum ve işin ciddiyet kısmına geldim. Çünkü bu takımla abi bu oyunu kazanmamız çok zor. Yani burada fight başlatmışım. Adamlar her şeyi basıp koşmuşum. Barona dönüyorlar. Bu bir flame değildi. Takım kötü oynadığında kötü oynadığını söylemeliyiz arkadaşlar. İnsanlar bazen ağlıyorsun. Aynen kanka çok umurumda benim gold oyun kazanmak. <laughs> Şu an ağlıyorum, zırlıyorum ben aynen. Böyle bir tipsiniz arkadaşlar beni izlemeyebilirsiniz. Çünkü ben özür dileyerek hiç küfreden birisi değilimdir ama burada söylemem lazım. Ben göte göt derim ve burada göt maalesef takım kötü oynuyor. Yapacak bir şey yok yani. Ve takım kötü oynarsa da hata yaparsa ben bunu söylemekle mükellefim. Öğreticiliğin kötü yanları. Buraya alamaz. Ben TP'yi kullandım buraya. Baronum yok. O üzücü. Garen şu an iki eşya. Yine hala güçlüyüm ama ultimi Garen'e harcamam. Ejderi varmış. E, alsınlar ben taptan baskı kurayım. Çünkü şu an ultim yok. Ghost'um yok arkadaşlar. Garen de base attı. Tamam, burası rahat. Hemen gidelim. Altı kurtla birlikte tier 2'ye vuralım. Üzerimize adam çekelim. Takım umarım bu sürede ölmez. Tek isteğim o. Ama vazgeçtim. Vazgeçtim. Niye vazgeçtim abi? Şu an bence takım orada ölecek. Seyredin. Ben 16 level'ım. Um, ultim var. Tamam ghost'um olmayabilir ama en azından takımın yanına gidiyorum. Her evet, yerde görüş var. ne aldılar. Hemen şuraların pushunu alalım. Takım bu arada sadece midden push alıyor arkadaşlar. Yan koridorlarının pushunu almıyorlar bakın. Hepsi burada toplanmış durumdalar. Dediğim gibi hala e, doğru oynamadıklarını düşünüyorum. Garanti PC yok. Şu an burada fight başlatıp maçı bitirebiliriz. Yani o kuleyi almak için gidiyor ama o kuleyi alması bir şey değiştirmeyecek. Çünkü kazandık burayı. Gel. Ulti bastım. Devam et. Devam et. Jinx yolu çok kapattı. Tarikasın. Harikasın. Harikasın ama ben oraya atlayacağım. Geleceğim oraya bu Salmayacağım orayı. Tamam Ama yattım arkaya. Takımın gelmesi lazım bana doğru. Buraya vurun. Sen al sadece. Şunu al sadece. Hala tier 2 korumaya gidiyor bak. Tövbe ya Yani şu an koşup bitirebilirim arkadaşlar. Tek başıma 1v5 atabilirim. Ama takım bir şey yapması lazım. O şey yapmıyorlar şu an. Ona kızdım birazcık. Bak. Hala tier 2 git. Bak şu an bitmişti maç buradan farkında mısınız? Bak amma öldü mesela. Attım araya. Bitti ha bakın. Bak yani adamın girdiği yere bak Allah aşkına. Bak fizin yaptı. Görüyor musun yaptığını? <laughs> i̇şte arkadaşlar çok övdüğünüz Pelatelo bak bak. Demirelo'daki videolar yemin ediyorum daha çok rekabetçiydi. Hadi yalan deyin. Hadi deyin ki yalan abi hayır öyle değildi de. W attım. Bu adam arkaya... Bu arada ben bu adamı niye kovalıyorum ki şu an yani? Hiçbir fikrim yok abi niye kovaladı mı? Bedava öldük burada hiç gereği yokken. Ben kureye vuracaktım. Karma'yı kovaladı Nautilus. Ben de daldım mal gibi. Benim hatam. Bak flash attı gördünüz mü Jin? Bak Jin mesela o flash'ı oyun kurtaracak flash. Hatalı pozisyonda kaldığında çıkacak. Sıkmaya devam edecek derken. <laughs> Şaka AP bu arada arkadaşlar. Troll. AP şakaları beğenmem. Çok kötü bir karakter. Kesinlikle AP oynamamalısınız. Pink Ward falan değilseniz. Buraya tutmaya gitti ya tier 2'ye. Ne oldu kanka? Engel olabildin mi Karen'e? Şu an burada olsaydı maç bitmişti arkadaşlar. Oyunda stratejik oynayan arkadaşlar. Bir kule vereceğim, iki kule vereceğim diye buraya gitmeseydi maç bitecekti. Adam alsın kanka kuleyi. Al git 3000 gold alsın adam. Ne yapacak bu adam? Oyunda yok zaten. Ki daha önemlisi adamın TPC'si yok. Hani sayda gittim direkt maç bitiyor. Benim de şöyle bir sıkıntım var. Bu takıma karşı sinç çok zor arkadaşlar. Hepsi counter'lıyor çünkü size. Jinx'in mesafesi çok fazla. O mesafeyi kapatamıyorum. Yanında karma var. Ama mu var. Bu maçta sinç oynamak çok zor. Fizz top'a gitti öldü. Bu maç kaybedilebilir ben yine de atarım bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü bir yer skor farkı fena fazlaydı. Mid'den gitmememiz gerekiyor. Gel gel bitir bunu. Jim Beyz'i tutmaya gitti arkadaşlar maçı bitebilecekken. Ama bu şu an kapatıyor bizi ve öleceğiz burada muhtemelen. Ben geri doğru çıkıyorum. Çünkü iki tane kerim de yok. Şöyle bir W atayım. Force of Nature'ın bitti. Base TP yapacağım. Ne yapıyor? Karma'yı tuttu tamam bak. Bu güzel bir hareket. Aferin Anatolius. Gel lan al sonu. Gel gel gel. Gel. Burada arkadaşlar bitir yazıyorum. Gelin diyorum. Hala Naturus base atıyor bakın. Naturus tutacak herhalde Garen'i. Base attı bak gereksiz. Oyun nasıl oldu? ediyorum ben böyle oyuncular yüzünden abi bu oyunu bırakırım. <laughs> Hiç sevmediğim oyundur yani şu an. Hala şaka oyunu oyun tutmaya gidiyor. Bitmiş maça. Bitiremez. Niye? İki kişiyiz çünkü. Burada adamla baron çekeceğiz arkadaşlar. Ben burada bekleyeceğim. Şöyle bir görüş atayım. Tamam şöyle bir görüş attım. Burada gelecek adamlar. W çekti. şeyi. Tamam. Alamadılar. Ben buraya girdim. Gel. Attım Jinx'i arkaya. Karma ile Katay'ı uzak tutmaya çalışıyorum fight'tan. Tamamdır. Bitti abi fight burada. Bu kadar abi. Tek pusuyla maç biter. Aynen kanka. Beni tuttum diyecektim. Bu arada ultisi bozdum. Okey. Bu arada resmen bir 1v9 bu arada. Bak direkt 1v9 burası ama Karma salmıyor bakın. Kıpırdayamıyorum fark ettiniz mi? Karma iğrenç çar abi benim karşımda. Bak kendini uzandırıyor. Beni yavaşlatıyor. Yani mümkün değil. <laughs> bu bu çara yetişmek mümkün değil abi. Tamam W attı. Güzel. Geri çıktım. W'sunu bozdum ve öldü. Bitti maç. Evet ne oldu Garen abi? Hadi bitir oyunu. Bitir biliyorsun bitir Garen kanka. Bu arada TP'm var diyorum. Base TP yapacağım. Ne oluyor? Okey. Geleceğim bu arada geri. Sadece base TP atacağım. Şuraya bir TP baktım. Buradan şunu alayım. Bunu al. Karen arkaya attım. Bitir. Tek yapmamız gereken şey bitirmek. Bitirmiyor muyuz ya? Peki. Şako kes kanka kes. Aynen keyiflidir öyle oynamak eminim ki. Ne oldum bari? Tamamdır. Resmen free bin abi. Her iki takım daha bir şey için savaşıyor şu an. Bizim takım diyor ki ben kazanmak istemiyorum. Rakip diyor ben kazanmak istemiyorum abi. Buradan hemen bir vadiyen yaran yapıştıracağım. Buradan hemen bir vadi yaran veya kozmik yapacağım arkadaşlar. İkisinden biri. O yüzden bu itemi aldım. Bir tane savaşma tercih edelim şuradan. Let's go. Ghost'um yok bu fight'ta. Ee, Jin şu an çok tehlikeli yerlerde. Balımlar ejderha e gelecekler. Atlamak ya karmayı. Bir klik attı. O yüzden karma öldü burada. Bir gelecek mi buraya? Yok mu? Okey. Okey abi. Çok iyi abi takım. Harika bir takım bu arada. Fize bak. Ooo eyvah eyvah. Ooo eyvah eyvah arkadaşlar. Arkadaşlar bu fight'ın sonucunda sabahtan beri birileri ölüyor. Bakasınız abi olaya. Bak bak. Bu arada dünyanın en komik oyunu falan şu. Maç bitti. Baba Allah aşkına bak kafayı Maçın bitmiş şekline bak. <laughs> arkadaşlar övdünüz bu Buyurun yüksek öle maç. Anlasın yüksek öle. <laughs> yani Demirden bronzdan daha yüksek manasında söylüyorum. Çünkü şu adamlar abi yüksek elo demek utanç kaynağı yani. O kadar komik bir oyundu ki benim için. <laughs> Anlıyorum abi sizi. Ölümümü izleyen bir Fizz. Sonrasında arkadaşlar fight'a girdi. Bir yerde orada kesmişimdir muhtemelen. Yoksa video 40 dakika olur yani sizlere paylaştım. Fizz giriyor içeriye birini kesmeye çalışıyor. Flash katıp kaçıyor. E flash yapıp kaçıyor. Ve benim ölümümden sonra oluyor bu olay. Okey. <laughs> tamam kanka sensin. <laughs> Hemen istatistiklere bakalım abi bize altın kaç attı? Altın 4'e niye attırdı? Olmaz önce plat elde daydık. Neyse. 32.300 hasar vurmuşuz ki neredeyse fight bile atmadık arkadaşlar. Yani genel olarak sadece doğru yerlerde girip bir şeyler yapmaya çalıştık. Katalarımızda 700 hasar farkı var. Onun dışında en yüksek hasar ben vuruyormuşum. 15.000 altın kazanmışım. Kazandığın altının çok bir önemi yok. Çünkü şu itemden sonra zaten ben altın kazanmayı bırakıyorum. Oyunu kazanmaya çalışıyorum. Bu çarla en azından. Ama oyun dakika 20-25'te bitseydi en yüksek gold'un bizde olduğunu kendiniz de görecektiniz zaten. Hemen kulelere verilen hasara bakalım. 6300 okey. Ne kadar fazla vurmamışız. Zaten Garen çok fazla split attı. Aynen. Beklentimiz gibi. Burada proxy sinç yapmaya çalıştık ama basic bir oyundu. En azından oyunun başı kısmında yani ilk kısımlarda çok basicti. O yüzden biraz muhabbet ettik. Baktım takım trollüyor. Muhabbeti bırakıp oyuna odaklanmaya çalıştım. Fightlar atmaya çalıştım. Ki... çoğu fight'ta yani çok kritik hedefleri attığımı arkaya ve ya yalnız kaldığımı ya takımın barona döndüğünü gördünüz. Böyle olmaması gerekiyor normal şartlarda. Takımınız hani off tank'ı sinched ve araya girmişse fight başlamıştır. Oradan çıkamaz o adam artık anladınız mı? Q basıp çıkamam ben oradan. Raya dalmışım artık bir şeyler olacak orada. Takımınızın takip etmesi gerekiyor. Yani sizler böyle bir durum oldu mu muhakkak takımınızı takip eden arkadaşlar. Orada barona dönülmez. Zaten bunları oyun içerisinde anlatmıştım diyelim ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım üretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.